desem yani şey yapacak. Tamam. Hüseyin. Efendim. Bir teknoloji firmasıyız aslında. Benim de içimde hep böyle farklı teknoloji üzerinde çalışmak ve çözümler üretmek vardı. Bundan 7-8 sene önce bir uçak simülatörü yaptım. Hareketli bir uçak simülatörüydü. 4 sene önce de bir uçak yapma fikri aklıma girdi. 4 sene önce de bu projeye başladık. Bugün aslında 4 senenin meyvesini verdi. Uçağımız artık motor testlerinden sonra taksi testlerine de başladı. Siz de izlediğiniz gibi başarıyla sonuçlandırdık. Bundan sonraki süreç artık uçuş testlerine geldik. Herhangi bir sıkıntı veya bir problem gözükmüyor. İnşallah bunu göklerde görmeyi hedefliyoruz. Biz bu sahaya çok geç girdik. Biliyorsunuz Türkiye son 70 yıldır çok fazla bir sivil alanda bir uçak üretmiyor. Girdikten sonra da biz de çok geride kalmak istemedik işin açıkçası. Troy T-200 ile beraber üst segment bir uçak oluşturmak istedik. Uçağımız 750 kilo dediğimiz BLA sınıfı bir uçak. Diğerlerine göre farklı özellikleri var. Uçağımız tamamen karbon kompozitten oluşuyor. Herhangi bir metal kullanmadık. Bunun yanında titanyum alaşımlı iniş takımlarıyla 10 tona kadar bir vurma kalkma sıkıntı çıkartmıyor. Uçağımız tamamen elektronik sistemlerle donatılmış. Garmin dediğimiz tamamen glass cockpit sistemler kullanıyor. Her şey elektronik olarak kontrol ediliyor. Uçağın aynı zamanda emergency durumlarına karşı kendi paraşüt sistemi bulunmakta. Ve aynı zamanda akreditasyona uygun bir şekilde motorumuz da bulunmakta. Troy T-200'ü ilk etapta biz eğitim uçağı olarak kurguladık. Sadece sivil alanda değil, hem sivil hem de askeri alanda uçuş eğitimleri için planlandı. Normalde 2 kişilik olarak çıkartıyoruz. Uçağımız aslında 4 kişilik bir uçak. Arka 2 koltuğu da koyduktan sonra genel amaçlı olarak herkesin kullanabileceği bir uçak olacak. Bir takvim. Şu an için biz hazırız. Bize uçurun izni geldiği anda biz uçuşumuza hazırız.
Ondan biraz bahsedeyim size. Bugün siz bu sınıfta bir uçak almaya çalıştığınızda size minimum 1 ve 1,5 sene sonrasına gün veriyorlar. Büyük bir pazar ve pandemiden sonra çok daha fazla büyümeye başladı ve çok fazla talep var. Fabrikalar da buna yetişemiyor. Bizim de hedefimiz 2023 yılı testler ve sertifikasyonla geçirip 2024 yılı itibariyle de seri üretime geçip satışlara başlamak istiyoruz. Biz ilk etapta T200'de aslında uçak yapmayı öğrendik. Ve bu tecrübelerimiz de şu an zaten sadece iki koltuk koyarak motoru değiştirip daha da güçlendirerek 4 kişilik bir uçağımız da şu an hazır. Bunun yanında gövdeyi bir 80 santim daha uzatıp 6 kişiyle büyüteceğiz. Bunun yanında uçağımızı ilaçlama ve yangın söndürme amaçlı da kullanılabilir hale getireceğiz. Aslında bu biraz da tabii bizim özel sektör olarak girdiğimiz için neredeyse uçağın üzerindeki aviyonik ve motor harici her şeyi kendimiz yapmak zorunda kaldık. Karbon kompozit de dahil tamamını kendi imkanlarımızla ürettik. Metalleri de gene aynı şekilde tamamını kendimiz ürettik. Uçağın sadece motoru ve aviyonikleri yabancı. Onun haricinde her şey Türk malı veya Türk malı demeyeyim, ham maddeleri yabancı ama tamamını kendimiz ürettik. İlerleyen zamanda motor konusunda Türkiye'de bir ilerleme olduğu takdirde yerli motorları da uçağımıza entegre etmeyi düşünüyoruz. Özellikle T'nin ürettiği PD-170 motorunu teorik olarak uçağımıza entegre ettik ve tamamen uyduğunu gördük. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Pratikte ilerleyen zamanda bakacağız.